ebedi cevherdir. Siyasi partilerimizin ilçe başkan ve temsilcileri, basınımızın değerli temsilcileri, Kur'an aşığı, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Müftülüğümüze bağlı Ferziye Hanım kız Kur'an kursunda hafızlığını tamamlayan, adeta canlı birer Kur'an olan 24 hafız öğrencimiz için düzenlenen hafızlık taş giyme merasimine hoş geldiniz, şeref verdiniz. İlçe müftümüzün açılış konuşması, semazen gösterimi, hafızlarımızın yerlerine alınması, il müftümüzün konuşmaları, ilahi bir... İtihar edenlere, Yüce Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyoruz. Kur'an-ı Kerim tilaveti için geçtiğimiz hafta İstanbul Ayasofya Camii'nde yapılan Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında Türkiye birincisi olan Kütahya Emir Sultan Kur'an kursu öğrencisi Furkan Süngü'yü sahneye davet ediyoruz. Bir hafız anne ve babası oldular.
selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun her şeyden önce. Bizim gibi gözüken insanların söylemesi bizim canımızı daha fazla incitir hale geldi. Bu arada bugün Terziyan'ın Kız Kuvvetlisi'nde 24 hafızımızın Kur'an ile taşlanması çok farklı bir alan ifade etmekte. Biz diyoruz ki bu Anadolu toprağının üzerindeki ezanı dindiremeyeceksiniz. Kalplerimize nakşeden Kur'an'ı silemeyeceksiniz. Dilimizde bir dua olan Allah kelamını ve peygamber sevgisini yok edemeyeceksiniz. Yine gel. İkisi birlikte başladı, beraber bitiriyorlar. Ebrar Kuruçay, Nurisa İpek Girilmez, Dilruba Cin, Ferha Kuruk, Serdenur Uysal, Hülya Sengir, Zeynep Uslu, Tuğba Olur Aymaz, Redmir Akkoç, Makbule Sorkun Baş, Ayşegül Yetiş, Rumeysa Özgür, Nuriye Nur Kıyak, Merve Soygür, Şerbin Akman, Dildan Çam İşler, Düşra Kaya, Fatma Nur Dursun, Hilal Güler, Ayşe Nur Üye, Fatma Çağlayan. Şimdi bir hafızımız daha var. Onu en sona bıraktık. Onun hafızlık hikayesi muhteşem. Hava teyzemiz,
gençlik dönemlerini çoktan geçmişti. Lakin gönlüne de bir hafızlık sevdası düşmüştü. Dediler ki, sen kim, hafız olmak kim? Kulaklarını tıkadı, her bir söze karşı yardım et Allah'ım dedi, yardım etti hafızın olayım. Sığındı alimlerin Rabbine. Rabbim gücümü artır, sabrımı artır, hafız olayım, hafız yaşayayım, hafız olarak teslim edeyim emanetimi diyerek dua etti her seferinde. Torunları yaşındaki genç talebeler, en yakın arkadaşı, sırdaşı, aynı zamanda evladı olmuştu. Her talebe gibi o da rahleye yaklaştıkça heyecandan kalbi gümbür gümbür atmaya başlar. Bazen bir çırpıda, bazen de birkaç kez gidip gelerek, bazen de defalarca oturarak hocasının karşısına kesikmeden verirdi dersini. Hocasına bakınca her ne kadar yaşta küçüğü olsa da çekinir, utanır ve bir an olsun saygıda usul etmezdi. Kimi zaman dersini yapamadığında hocası onu karşısına alır, tatlı tatlı nazlanırdı. Onu yüreklendirip bu yaşta gelmesine rağmen ne kadar azimli, çalışkan, istekli ve başarılı olduğunu hatırlatıp kırılan hevesinin yeniden umut doğumları geldi. Gerek arkadaşları, gerek hocaları, gerekse kursunda çalışan tüm personel onun tatlı dilini, güler yüzünü çok sevdiler. Uğruna evlendiği ailesini, çocuklarını, torunlarını, arkadaş toplantılarını, kanmayan duyguların ve tüm zorlukların hasadını toplama zamanı bugün. Evet, Havva Demeciklioğlu teyzemiz üç çocuk, 6 torun sahibi, 62 yaşında başladığı hafızlığını 2018 yılında 68 yaşında tamamladı. 6 yıl sürece kursumuza gelip gitti ve hafızlığını tamamladı. Bugün ise dünyadaki tacını giyme zamanı. Biz de kendisini tebrik ediyor. Hafızlığı ile adil olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Havva Demirikli teyzemize bir alkış daha. Günün anlam önemi verilen konuşmalarını yapmak üzere iyi müftümüz Hüseyin Demirtaş hocamızı kürsüye alıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Kâle Allahu Teala fi kitâbihi kerîm, inne hâzel Kur'ân yehdî lilletî hiye akvam. Sallallahu al-Azîm. Tavşanlı ilçemizin değerli kaymakamları, değerli belediye başkanımız, değerli ilçe müftüm, kurum ve kuruluşlarımızın çok değerli temsilcileri, onların ebeveynle birlikte bir arada bulunmaktan dolayı Cenab-ı Allah'a olan mutluluğumu, hamdimi ifade ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz efendim. 2 yıldan beri icazet programları yapılamıyor. İcazet programları bayağı birikti. Kütahya'mızda bu pandemi döneminde bir senede 224 adet kardeşimiz hafız oldu. Belirli bir şekilde. İnşallah bugün burada 24 tanesinin icazet programını istiyoruz hep birlikte. Bundan sonraki dönemde de yine böyle programlar devam etmek durumunda olacaktır. Gerçekten kendilerini tebrik ediyorum. Onları yetiştiren hocalarını tebrik ediyorum. Onlara destek veren o anne babaları.
onları tebrik ediyorum. Bir işin failiyle, failine destek verildi de aynı sayıyor Peygamberimiz. Ve hiç sevaptan da eksik kalmıyor. Çünkü Rabbimizin hazinesi bilinçsiz. Onun limiti yok. Onun için gerçekten hepimiz bu manzaradan dolayı çok mutlu olmamız gerekiyor. Şimdi ben de bir hafızım. Bir modernist, bir efendim kişi son zamanlarda hafızlık kurumunu eleştiriyor. O ne öyle diyor. Yahudiler gibi böyle eğilip duruyor diyor. Bakın. Az önce Mevlana'yı seyrettik değil mi efendim? Hayat bir ritimdir. Hayat bir akıştır. Sen ritim nedir, akış nedir, hareket nedir bilir misin? Sen hiç hafızlık yaptın mı? İnsan böyle monoton bir şekilde mi efendim durabilir? Denizde dalgalar arasında hareket eden insan eğilir, yükselir, bu şekilde akışına, mecrasına devam eder. Efendim, bir yıl sabah akşam, gece gündüz her vakit Allah'ın kelamını ezberlemek için mücadele eden, gayret ortaya koyan, efendim o kişinin sen psikolojisinin durumunu, halini biliyor musun? Uzaktan atıyorsun. Ve şu demeye getiriyorlar, hafız oluyorsunuz, bir şeyleri ezberliyorsunuz, öyle kalıyor. Öyle kalıyor. İşte bugün işte bilgisayar çıktı, internet çıktı, efendim daha başka imkanlarla birlikte hemen ayete ulaşıyorsun, hadise ulaşıyorsun. Bunları bu kadar ezberlemeye, buraya yerleştirmeye gerek yok demeye getiriyorlar. Ayetin ne olduğunu, ayetlerin ne olduğunu Câsiye suresinin ilk sayfasından bir bakalım. Ayetler neymiş? Hafız olaya nasıl müdahale edermiş? O öyle değil, böyledir, nasıl demiş? Estağfirullah. Hamim. Tenzil kitab minallahi azizi hakim. Bu kitap aziz ve hakim olan Allah tarafından indirilmiştir. İyi oku. İnnefis semavat vel ard. Semavat ve arza. Yerler ve gökler. La ayati lil mu'minin. Müminler için ayetler vardır. Ve fî halgiküm. Sizi yaratılmanızda, canlılığınızda, biyolojik yapınızda ve bunu yaratılmasında ve mâ yemistü min deâbbeti. Yeryüzünde canlı varlığın kendi çevresine göre dağıtılmasında, her bölgenin canlı varlığı, bitki varlığı, hani elde bir pandemi falan diyorlar ya, farklı. Cenab-ı Allah bunları farklı yaratmış. Deveyi orada yaratmış, şu bitkiyi burada yaratmış ve yeryüzünün bir ekolojik dengesi var. Bütün bunlarda ama yemesu gida ve tealâtun bi havvi yukimun. Kesin inanacaklar için ayetler var. Sallanarak.
Ön tarafı biraz boşaltabilirsek, arka taraftan da resim ve görüntü açısından. Değerli misafirlerimiz, şimdi de hafızlıkla... Abimi ilk sen öğrettin bana. Seninle tanıdım Allah'ı da, Kur'an'ı da. Hafız babası olmanın gururu vardır. Bir kez daha hafızlarımızı ve babalarımızın üzerine ilçe müftümüz Mehmet Ahmet Hasan hocamıza sahneye arz ediyorum. Ali Osman Bey, tebrik ediyoruz. Muharrem Gül ve Berna Buruk, hafızımızın abisi Ali Buruk. Teşekkür ederiz. Sağ olun.